İtalya'da okullar 6 ay sonra açıldı ancak okullardaki hazırlıklar büyük oranda yetersiz kaldı. Bazı bölgelerde sosyal mesafeye elverişli olmadığı için kilise, tiyatro binaları, prefabrik yapılar da sınıf olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi başkent Roma'ya gideceğiz. Ayrıntılar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'da. Dündar. Evet, teşekkürler. Belirttiğiniz gibi Mart ayında kapanan okullar yaklaşık 6 ay sonra yeniden açıldı. Geçtiğimiz hafta başında daha doğrusu 13 yeni bölgede açılarak hemen hemen bütün İtalya'da eğitim dönemi yeniden başladı. Öğrenciler uzun bir aradan sonra yeniden sınıflarına döndü. Ancak dönmesiyle birlikte polemikler ve sorunlar da ardı ardına eksik olmadı. Devam ediyor. Tabii tek kişilik sınıflarda, sıralarda öğrenciler maske kullanmayacak. Ancak bunun dışındaki durumlarda zorunlu maske kullanmaları ise ciddi şekilde tartışmalara yol açtı. Asıl sorun ise okul binalarının ve sınıfların yetersiz olması durumunda. Kiliseler, spor salonları, açık alanlar, parklar ve buna benzer yerlerde amfiteyatrolarda, Kolosseum'a ait arkeolojik park alanlarında, açık alanlarda eğitim yapılması gündeme geldi. Bu da ciddi şekilde sorun yaratmaya başladı İtalya'da. Çünkü şu söyleniyor. Eğer ki bu hazırlıklar tam olarak yapılmadıysa neden yeni eğitim dönemine geçildi? Tabii ciddi sorunları peşinden getirmiyor değil. 100 bine yakın öğretmen eksiği var. 2 milyona aşkın sıraların eksik olduğu bir ülkede öğrencilerin sağlıklı eğitim yapması ise imkansız gibi görünüyor. Tabii bir başka sorun ise dün Milano'da 4 öğrencide Covid testi pozitif çıktı ve 4 sınıf öğretmenleriyle birlikte karantinaya alınmış durumda Milano'da gerçekleşen bu test sonucu. Evet, gördüğünüz gibi sorunlar devam ediyor. Son bir not, yaklaşık 5.6 milyon öğrenci yeniden sıralara dönerken Avrupa Birliği'nde yaş ortalaması en yüksek olan öğretmenler de İtalya'da. Biz yine gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle diyorum. Benim aktaracaklarım şimdilik bunlar. Başkent Roma'dan söz sizde İstanbul'da.